Sevgili izleyenler, şimdi de ekranlarınıza Nejat Alıcı'yı getiriyoruz. Van'da 2004 yılından bu yana alüminyum sektöründe hizmet veren Alıcı, birçok kişiye de iş kapısı açtı. Mikrofonlarımızla konuşan Alıcı, çalıştığı sektör hakkında bilgiler verdi. Van'da 2004 yılından bu yana alüminyum sektöründe çalışan ve birçok kişiye de iş kapısı açan Nejat Alıcı, Van Gölü TV mikrofonlarına çalıştığı sektör hakkında bilgi verdi. Alüminyum sektöründe Van'da bir ilk olarak başladıklarını belirten Alıcı, 2004 yılından bu yana bu işe başladıklarını söyledi. Bu sektöre 2004 yılında Van'da bir ilk olarak başladık. Daha sonra Doğu, Güneydoğu, 2008'de de İstanbul'da bir şube açarak bu işi daha çok büyütmeye çalıştık. Alüminyum sektörü Doğu Anadolu'da özellikle 2004'ten önce hiç yoktu. 2004'te böyle bir projeye yeltendik. Hatta gün geldi böyle çalışacak eleman bile bulamadık. Van'da yaklaşık şu ana kadar belki böyle 150-200'e yakın böyle teknik eleman olarak bizim kendi firmamız bünyesinin altında yetişerek şu anda kendi işlerini kurmakta veya başka firmada çalışmaktalar veya dışarıda çalışmaktalar. Yaptıkları işi büyütmeyi hedefleyen Alıcı, 350 kişiye de istihdam sağlamayı planlıyor. Biz de bu işi daha da büyütmek istedik. 2020 yılında OBAN organize 4. etapta 9 dönüm üzerine 5 dönüm kapalı alan bir fabrika inşaatına başladık. Nasip olursa biz Türkiye'de yani 6.sı ve 7.sı olacak tahminimce kendi markamızı kuracağız böyle. Artık kendi alüminyumumuzu, kendi markamızı kuracağız. Bu yatırım da yaklaşık bir yani başarabilirsek, kurabilirsek bir 300-350 insanı istihdam edecek. Makinalarımız da işte fabrikamızın alanı da şu anda fabrikamız 5.300 metrekare alan şu an yapılıyor. Yaklaşık bir 10-12 milyon gibi bir yatırım sadece fabrika alanı. Makinalarımız da işte aldığımız proformalar yurt dışından aldık, Çin'den aldık. Onlar da 1,5-2 milyon dolar gibi böyle bir fiyat tutuyor. Fabrikamız işte bu sezon sonu bitmese de önümüzdeki ilkbahar nasip olursa bitireceğiz. Alıcı, Van için çalıştıklarını ve yetkililerden destek beklediklerini sözlerine ekledi. Eğer Vali Bey bizi dinlerse eğer, burada herhangi bir kurumlardan, herhangi bir Van'ın farklı STK'larında falan herhangi bir destek görmedik. Yani bu yatırım hiç onlara cazip gelmedi. Biz ziyaret bile edilmedik. Ne yapıyorsunuz, ne kuruyorsunuz, bu kadar büyük yeri ne yapıyorsunuz? Eğer buradan Vali Bey bizi duyarsa, bu ses inşallah bu sesimize kulak verir. Bizi bir ziyaret eder. Bu yatırımımızı bir dinler. Bu yatırımı tamamıyla biz yani Van için yapıyoruz. Yoksa bu Van yatırımı dışarıda yaptığımız zaman daha çok avantajlıyız. İşte kendi bölgemize olmayan bir şeyi üretmek istiyoruz. Türkiye'de 6.sı, 7.sı veya 7.sı tahminimce 7.sı olacak. Bunu Van'da kurmayı düşünüyoruz. İşte